Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Amerika ve dünya gündeminden derlediğimiz haberlerle haftanın ilk Stüdyo Washington yayınıyla karşınızdayız. Amerika'daki Türk seçmenler, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri için 7 ayrı temsilcilikte kurulan sandıklarda oylarını kullandı. Kullanılan oylar sandık ve seçim görevlilerinin gözetiminde mühürlendikten sonra bugün İstanbul'daki Yurtdışı Seçim Bölgesi Başkanlığı'na gönderilecek. Peki oy verme işleminin başladığı 9 Haziran'dan bu yana neler yaşandı, sandığa ilgi nasıldı? Bu soruların yanıtları için sözü Amerika'da en yoğun seçmen nüfusun bulunduğu New York'tan Aslı Pelit'e bırakalım. Aslı. Merhaba Özlem. Evet, 9 Haziran Cumartesi günü başladı oy verme işlemi ABD'deki 7 ayrı temsilcilikte ve dün akşam itibariyle de sona erdi. ABD'de yaşayan ve seçmen kütüğüne kayıtlı olan 106.305 Türk Washington Büyükelçiliği'nde, New York, Boston, Houston, Los Angeles, Miami, Chicago başkonsolosluklarında oylarını kullandılar. Amerika'nın Sesi'nin ulaştığı resmi olmayan sonuçlara göre ABD'de seçmen kütüğüne kayıtlı olan bu 106.305 Türk vatandaşından 31.419'u 7 ayrı temsilcilikte oylarını kullandı. Ayrıca kısaca ABD'de Türk seçmenlerin temsilciliklerdeki oy kullanma oranı %29,55 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz seçimlere göre temsilciliklerde oy kullanma oranı düşük olarak görünse de tatil sezonu olması nedeniyle ABD'de yaşayan Türk seçmenlerin bazıları oylarını gümrük kapılarında ve tatilde oldukları diğer ülkelerdeki temsilciliklerde kullandılar. Hatırlatalım, böyle bir hakka sahipti. Yurt dışında herhangi bir temsilcilikte oyunuzu kullanabiliyordunuz. Bu tarihler süresince mesela iş için Londra'ya gittiğinizde ya da iş için Fransa'ya gittiğinizde, Amerika'ya geldiğinizde yurt dışında kayıtlıysanız oylarınızı bu yeni temsilciliklerde de kullanabiliyordunuz. ABD'deki temsilciliklerdeki oy kullanma oranı azalırken gümrük kapılarında oyların sayısı da katlandı. 16 Nisan referandumunda gümrük kapılarında toplamda 4.000 oy kullanmıştı ABD'de kayıtlı Türk seçmenler. Bu sefer 6.000 oy kullanıldığı açıklandı. ABD'deki siyasi parti temsilcileri ve sandık görevlilerine göre gümrük kapıları ve diğer temsilciliklerde oylar eklendiğinde 24 Haziran itibariyle yaklaşık 40.000 seçmenin oy kullanmış olacağı görüşündeler. Temsilcilik açısından bakalım. Washington Büyükelçiliği'nde kayıtlı seçmen sayısı 14.201. Temsilcilikte oy kullanan seçmen sayısı 4.190. New York'ta kayıtlı seçmen sayısı 40.003. Temsilcilikte oy kullanan seçmen sayısı 12.845. Los Angeles'ta kayıtlı 17.598 seçmenden 4.043'ü yine temsilcilikte oylarını kullanmış. Boston'da 7.327 kişiden 3.110'u kullanmış. Miami'de bu rakam 8.532, oy kullanan sayısı 3.110. Chicago Başkonsolosluğu'nda kayıtlı seçmen sayısı 10.307 ve oy kullanan seçmen sayısı 2.734. Houston ise 8.283 kayıtlı seçmeninden 2.444 kişi oy kullanmış. Kısaca evet, belki temsilciliklerdeki oy oranları, oy verme oranları %29,55. Fakat gümrük kapılarına eklediğimiz zaman %40'a varan bir seçmen oy kullanma oranı görüyoruz. Tabii ki de resmi bilgiler geldikten sonra gerek web sayfamızdan gerekse bültenlerimizden eğer bu rakamda bir değişiklik varsa update edeceğiz. Sizlere en son rakamları iletmeye devam edeceğiz. Söz tekrar sende Özlem. Aslı Pelit, Amerika'da 7 seçim merkezinde tamamlanan oy verme işlemine ilişkin ayrıntıları aktardı. Teşekkürler Aslı. Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u Singapur'da bir araya getiren tarihi zirve hala gündemdeki yerini koruyor. Amerika ile Kuzey Kore arasında açılan yeni bir sayfa olarak görülen bu zirveyi Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi Türkiye Programı Direktörü Bülent Ali Rıza yorumladı. Bülent Ali Rıza, Amerika'nın Sesi yayınına konuk oldu ve Türkçe Yayın Bölüm Müdürü Hülya Polat'ın sorularını yanıtladı. Şimdi bu söyleşiyi getiriyoruz ekranlarınıza.
Haftanın konusu biliyorsunuz Başkan Trump'ın Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'la Singapur'da yaptığı görüşmeydi kuşkusuz. Bu görüşme bir ilkti ve Trump sık sık Washington'un Kuzey Kore ile yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu tekrarladı. Yeni bir tarih yazıyoruz dedi Trump ve görüşmenin başarılı ve verimli geçtiğini söyledi. Sizin yorumunuz ne bu konuda? İki ülkenin aralarındaki bu yumuşamayı ilerletmesi mümkün mü? Trump her zamanki gibi abarttı diyebiliriz. Her görüşmenin ne kadar başarılı olduğunu, attığı her adımın ne kadar olumlu olduğunu, oradan ABD ve ABD halkı için gelecek olan avantajların, sağlanacak olan avantajların ne kadar büyük olduğunu devamlı zaten söylüyor. Burada da dünya barışına büyük bir katkıda bulunduğunu iddia ediyor. Tabii ki daha önce ciddi bir gerginlik olmuştu. Bu gerginliğin kaynağı da her ne kadar da Kuzey Kore'nin nükleer programı ve onunla birlikte o geliştirdiği füze programı olsa da Trump'ın bunun bir savaşa doğru gidebileceğini söylemesi, bizzat Kuzey Kore liderini hedef alan açıklamaları bir gerginlik havası yaratmıştı ve dünyada ciddi ciddi acaba bir savaşa doğru gidiyor muyuz diye bir korku oluşmuştu. Onu ortadan bir dereceye kadar kaldıran bir adımın atılmasını mutlaka bir pozitif bir gelişme olarak görmek gerekiyor. Fakat onun ötesinde gerginliğin sebebi olan Kuzey Kore'nin nükleer programı ve onun ABD'nin geçmişte hedefi olan tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik bir somut bir adım atılmadığı için önümüzdeki dönemin kolay geçmeyeceğini söylemek gerekiyor. Bir de zaten Kuzey Kore açısından büyük bir kazanım var. O da ne? ABD lideriyle Kuzey Kore lideri yan yana eşit bazda bir görüşme yapmışlar. Dünyanın bir paria bir ülke olarak gördüğü Kuzey Kore'yi bir dereceye kadar uluslararası alanında meşru bir gösterme planı varsa Kuzey Kore'nin ki var. Ona Trump'ın da yardımcı olduğunu söylemek mümkün. Yani pek bir şey vermeden büyük bir şey kazandı Kuzey Kore diyebiliriz. Evet, görüşmenin öncelikli konusu sizin de söylediğiniz gibi Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasıydı, nükleer programından tümüyle vazgeçmesiydi. Görüşmeden sonra imzalanan anlaşmayla bu sonuç elde edilebilir mi? Daha çok başlangıç ama Kore Yarımadası'nda yepyeni bir dönem başlayabilir mi? Aşırı iyimserlik mi olur bunun gerçekleşebileceğini düşünmek Sayın Ali Rıza? Bence öyle. Çünkü 2005'te de daha önce birkaç defa ve özellikle 2005'te de Kuzey Kore'nin yapmış olduğu bir açıklamada şu anda yapmış olduğu taahhütten çok daha ileri bir taahhüt yapmış olduğunu görebiliyoruz. Nükleer silah sızlanma konusunda. Burada bunun uygulanması önemli. Zaten bir anlaşmada Kuzey Kore bunu söylemişse önemli olan bundan sonra bunun nasıl uygulanabileceği, bununla ilgili olan somut adımların nasıl atılacağı, nasıl ve ne zaman atılacağı ve bunun yapılmaması durumunda ne gibi tedbirlerin alınacağına bakmak lazım. Fakat Trump her zaman olduğu gibi diplomasiyi pek ciddiye almayan bir lider. Zaten pek hazırlanmam gerekmiyor diyordu bu kadar önemli bir görüşmelere. Ve başarıya mahkum bir görüşme olduğunu söyleyebilirdik zaten görüşme başlamadan önce. Şimdi atı arabanın arkasına konulmuş. Daha doğrusu arabayı atın önüne koymuş olduğunu söyleyebiliriz. Genellikle iyi bir hazırlıktan sonra böyle bir toplantıya gidilir. Ondan sonra da bir zirve yapılır. Halbuki burada sonuçları bence çok cılız olan bir zirve yapılmış. Şimdi ondan sonra Pompeo ve diğer Amerikalı yetkililer, Kuzey Koreli yetkililerle birlikte bununla ilgili somut, bunun daha somut bir hale gelmesini sağlamaya çalışacaklar. O konuda da pek ümitli olduğumu söyleyemem. Evet. Kuzey Kore'nin nükleer programının sona erdirilmesi uzun bir süreç olacak büyük olasılıkla sizin de söylediğiniz gibi. Ya da hiç olmayacak. Evet. Ya da hiç olmayacak. Ya da hiç olmayacak, doğru. Amerika ile Kuzey Kore arasında görüşmeler devam edecek bu sonuca ulaşmak için. Ama Trump bu kadar umutlu görünürken Dışişleri Bakanı Pompeo daha temkinli açıklamalar yaptı diyebiliriz. Peki Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımlara gelirsek bu yaptırımların kaldırılacağını düşünüyor musunuz yakın bir sürede?
Yok, düşünmüyorum. Zira ABD yönetiminin başında olan Trump bu konuda hevesli olsa da, ki Kuzey Koreliler kapalı kapılar ardında özellikle ikili bazda böyle bir söz verildiğini söylüyorlar. Her ne kadar da şeyde bildiride olmasa da. Fakat ABD Kongresi'nin buna destek vereceğini sanmıyorum. Her ne kadar da Cumhuriyetçi senatör ve kongre üyeleri Trump'ın arkasında olmaya çalışıyorlarsa, burada sonunda geçilmeyecek bir çizgi var. O çizgi de Kuzey Kore'nin atıcı adımlara bağlı olarak yaptırılan kaldırılması. Eğer Kuzey Kore'den somut bir takım adımlar gelmezse, ki ben geleceğini sanmıyorum, zira Kuzey Kore istediğini elde etti zaten bu görüşmede imaj açısından, o zaman yaptırımdan kalkması da mümkün olmayacak. Evet, Kongre sizin de söylediğiniz gibi bu konuda bölünmüş görünüyor. Yani Başkan Trump'ın Kuzey Kore lideriyle görüşmesi Cumhuriyetçiler tarafından olumlu karşılanırken, doğal olarak Demokrat cephe insan hakları konusunu göz ardı ettiği gerekçesiyle bu yakınlaşmayı eleştiriyor. Kongre'nin tepkisini yorumlarsanız neler söylersiniz bu konuda? Valla Kuzey Kore'nin insan hakları konusunda zaten Dünya Ligi'nin en altında veya altlarında olduğunu söylemek mümkün. Fakat ABD yönetimi, özellikle Trump yönetimi bu konuyu pek kale almadı Kuzey Kore ile görüşmeleri gerçekleştirirken. Buradaki hedef Kuzey Kore'nin nükleer potansiyelini engellemek, nükleer programını engellemek ve özellikle oluşturduğu, imal ettiği nükleer silahları bir füzeye yerleştirip onları Amerika da dahil dünyanın diğer bölgelerine, başta tabii Güney Kore ve Japonya olmak üzere, sevk etmesini engellemek. Bu insan hakları konusu pek denkleme girmedi. Önümüzdeki dönemde bunu kullanarak Trump'ın attığı adımı demokratların eleştireceği kesin. Fakat yani onların da yaptığı aslında biraz şey, siyasi oyunlar oynamak. Zira Obama yönetimi de daha önce ta Clinton yönetimine kadar demokrat yönetimlerde Kuzey Kore'ye tüm bu insan hakları konusuna rağmen, ihlallerine rağmen görüşmeleri yapmıştı. Evet, Amerikalı öğrenci Otto Warmbier Kuzey Kore'de işkence görmüş ve koma halinde Amerika'ya getirildikten sonra hayatını kaybetmişti. Trump basın toplantısında bu öğrenciye de değindi ve bu barış girişimini başlatmasında onun da büyük rolü olduğunu söyledi. Bu arada Kuzey Kore'den kaçmak zorunda kalan insan hakları savunucuları var. Onlar Trump'ın Kuzey Kore liderini halkını çok seven bir lider olarak nitelemesine tepkili. Bu eleştirileri haklı buluyor musunuz? Tabii ki. Ayrıca Warmbier'in ailesi bir dava açmıştı biliyorsunuz. Kuzey Kore'ye oğullarını öldürdüğüne dair. Onu geri çekmeyeceklerini söylediler. Onlar da Kuzey Kore'den şu veya bu şekilde kaçıp da buraya gelenler de eleştiriyorlar. Ama Trump'ın insan hakları konusunda hassas olduğunu söylemek mümkün değil. Ayrıca Trump'ın başta Putin olmak üzere bu gibi güçlü liderlere karşı bir zafiyeti var. Kuzey Kore liderini de zirve esnasında ne kadar güçlü bir lider olduğunu yine gördüm. 26 yaşında bu kadar zor ülkeye böyle hemen çabucak hakim olmak kolay değil deyip övmüştü. Sevildiğini de söylüyor. Ayrıca Kuzey Kore medyasının ne kadar daha saygılı olduğunu kendi liderlerine karşı söyleyip Amerikan medyasına da oradayken saldırmıştı. Bu tipik Trump. Eğer Trump istediğini elde edemezse Kuzey Kore ile, yakında Kuzey Korelilerini geçmişte olduğu gibi eleştirebilir. Evet. Peki Güney Kore'ye gelirsek, sizin de söylediğiniz gibi Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in Kuzey Kore ABD zirvesinin gerçekleşmesi için mekik diplomasisi uyguladı. Bazı çevreler Moon'u bu çabaları nedeniyle överken Güney Koreli muhafazakarlar Kuzey Kore'ye ödün verme olarak gördükleri bu rolü sorguluyor. Siz Güney Kore'nin tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla çok zor bir durumda Güney Kore. Şimdi Güney Kore Cumhurbaşkanı seçilmeden önce Kuzey Kore ile ilişkileri yumuşatmak ve gerekir mümkünse bir barış sürecine girmek için çaba göstereceğini söylemişti ve o konuda destek almıştı seçildiğinde.
Amerika ile bu görüşmenin, Amerika ile Kuzey Kore arasında bu görüşmenin gerçekleşmesi için de sizin söylediğiniz gibi bir mekik diplomasi gerçekleştirdi Başkan Moon. Fakat tabii özellikle Güney Kore ile ABD'nin askeri tatbikatının Güney Kore'ye sorulmadan Trump tarafından tek taraflı olarak iptal edilmesi muhakkak Güney Kore'nin Kuzey Kore ile ilişkilerinde bir dezavantaja düşmesini sağladı. Ve tabii bu sadece Güney Kore değil, aynı zamanda ABD Savunma Bakanı, Bakanı Mattis'in de bu konuda haberi olmadığını, birkaç gün önce kendisinin bunlar devam edecek demiş olmasına rağmen, bunu şimdi Trump'ın açıklamasıyla uygulamaya başlaması, aslında ABD ile Güney Kore arasında ta Güney Kore Savaşı'na kadar uzanan 60 yıllık askeri ittifakın bir dereceye kadar sorgulanmasına yol açacak. Ve bu da sizin de söylediğiniz gibi Güney Kore'de Başkan Moon'un aşırı tavizkar bir tutum içinde olduğunu kime karşı iddia eden güçleri de güçlendireceğini söyleyebiliriz. Ve bunlar da ayrıca o güçler ABD içinde de Trump'a karşı olanlarla bir diyalog içine girip aslında ABD ve Güney Kore'nin daha sert bir tutum içine girmesini talep edecekler önümüzdeki hafta ve aylar boyunca. Peki Sayın Ali Rıza, ekonomik açıdan bakarsak Trump'ın son açıklamaları ve gergin geçen G7 zirvesi de çok tartışıldı geçtiğimiz günlerde. Trump zirve bildirisini imzalamadı G7'de. Gümrük vergilerini artırma kararında ısrarlı olduğunu gösterdi. Bu arada Amerika-Kuzey Kore anlaşmasına Çin'den destek geldi. Tabii Çin'in rolü ve tutumu, tepkisi çok önemli. Trump'ın gümrük vergilerini artırma kararı Kanada ve Çin'le ticari ilişkileri nasıl etkiler? Şimdi Li Jinping'le Çin lideriyle ilk görüşmesinde Mar-a-Lago, Florida'daki malikanesinde Trump Çin'e karşı uygulanabilecek vergiler aslında Çin'in Kuzey Kore ile bizim görüşmelerimize ne kadar yardımcı olacağına bağlı demişti. Ve bu vergilerin, Çin'e yönelik vergilerin o zirveden sonra ki zirve Çin'in desteğiyle gerçekleşti. Kim bir Çin uçağıyla oraya gitti. Şu anda bunun uygulanması cidden manidar. Belli ki Trump aynı G7 ülkelerine karşı uyguladığı sert tutumu Çin'e karşı uygulamak istiyor. Tabii Çin çok önemli bir sorun ABD için. Çin'in ABD ile ticari ilişkisinde Çin'in muazzam bir avantajı var. Ve Trump genel olarak ikili anlaşmaları, çok taraflı anlaşmaları tercih ettiğini söylüyor. Bunu AB ile ilişkilerinde de dile getiriyor. Ticari anlaşmaların, geçmişteki ticari anlaşmaların tekrar gözden geçirilmesi ve ABD'nin dezavantajlı durumdan daha avantajlı bir duruma gelmesi istediğini söylüyor. Zaten kendisini seçen seçmen de, Amerikalı seçmen de bunu bekliyor. Önümüzdeki dönemde bir ticari savaşa, daha da yoğun bir ticari savaşa girebileceğimizi görüyoruz. Sadece Çin'le değil, AB ile çelik konusunu muhakkak siz de takip ediyorsunuz. O konudaki vergiler tüm dünyadan tepkiye yol açtı. Tabii burada sorulması gereken, fakat cevabını bilmediğimiz soru şu. Bu ticari konulardaki attığı adımları siyasi, uluslararası ilişkiler konularında attığı adımlarla koordine ediyor mu Trump? Burada bir rasyonel bir strateji var mı? Bana sorarsanız yok. Zira ABD'nin yıllardan beri kullandığı birimler arasındaki görüşmeler ve atılacak olan adımların artılarını ve eksilerini tartan tutum yerine daha fazla Trump'ın fevri hareketlerine göre ayak uydurmaya çalışan bir bürokratik sistem görüyoruz. Bu da hemen hemen her konuda ciddi sorunlara gebe bırakıyor ABD'yi. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bülent Ali Rıza programımıza katıldığınız, bize zaman ayırdığınız için. Sırada Amerikan basınından özetler var. Haftanın ilk gününde manşetlerdeki gündem maddelerini Pınar Sayar Kızılçalı özetliyor. Özlem, Amerikan basın özetlerine bugün Los Angeles Times'la başlıyoruz. Los Angeles Times, Texas-Meksika sınırında Orta Amerika'dan gelen kaçak göçmenlerin tutulduğu bir merkezde yaşananların ayrıntılarını ana sayfasından veriyor.
Gazete bir süredir Amerikan kamuoyunda büyük tartışma yaratan bir uygulamanın Teksas'taki kaçak göçmen toplama merkezinde nasıl uygulandığını anlatıyor ve son durumu aktarıyor. Trump yönetiminin sınırda sıfır tolerans uygulaması uyarınca Amerika'ya kaçak giriş yapan anne ve babaların çocuklarından zorla ayrılması Amerikan toplumunun birçok kesiminde büyük tepki çekiyor. Yetkililerse aileleri çocuklarından ayırmanın kaçakları caydırmak açısından gerekli bir uygulama olduğunu savunuyor. Öte yandan hafta sonunda Teksas'taki Rio Grande Vadisi, kaçak göçmen toplama merkezinin önünde bir araya gelen kongre üyeleri ve göçmen hakları savunucuları, aileleri birbirinden ayırmanın acımasız bir uygulama olduğunu ve buna derhal son verilmesi gerektiği çağrısında bulundu. 2014'te açılan Rio Grande Vadisi merkezine şimdiye kadar sınırda kaçak yakalanan 108 bin göçmen getirildi. Merkezi ziyaret eden Los Angeles Times muhabirinin haberine göre burada gözaltında tutulanların kaçmasını engellemek için merkezin içinde tel örgüden yapılmış kafesler bulunuyor. Gazete Trump yönetiminin sıfır tolerans politikasının yürürlüğe girmesinden bu yana merkeze getirilen 1174 çocuğun anne babalarından ayrıldığı, bunların bir kısmının birkaç saat içinde ailelerine iade edildikleri ancak geri kalanının tek başlarına ne kadar tutulduğunun bilinmediğini yazıyor. Washington Post'a kaçak göçmenlerle ilgili sıfır tolerans uygulaması konusunda eski First Lady Laura Bush'un kaleme aldığı bir makaleye yer veriyor. Laura Bush, İç Güvenlik Bakanlığı'nın 19 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında yaklaşık 2000 çocuğu ailelerinden ayırarak toplama merkezlerine gönderdiğini hatırlatıyor ve sıfır tolerans politikasını zalimce ve ahlaka aykırı bulduğunu söylüyor. Eski başkanın eşi uygulamayı 2. Dünya Savaşı sırasında Japon asıllı Amerikan vatandaşlarının toplama kamplarında tutulmasına benzetiyor. New York Times'a Afganistan'da Taliban ve hükümet arasında sadece 3 gün süren ateşkesin sonunun kanlı olduğunu bildiriyor. Gazete Afgan hükümetinin dün Taliban'ı ateşkes süresinin uzatılması konusunda son dakikada yaptığı girişimlerin sonuç vermediğini yazıyor. Habere göre Pakistan'ın Quetta kentindeki liderleriyle uzun bir toplantı yapan Taliban savaşçıları savaşmaya geri döneceklerini bildirdi. Yapılan açıklamada yabancı güçlerin bölgeyi terk etmesi ve Taliban'ın sadece Amerika ile doğrudan müzakere etmeyi istediği inelendi. Afgan hükümeti ise askerlerine Taliban saldırılarına karşı hazırlıklı olmaları emrini verdi. Birçok uzman ve yetkili ateşkes sona erer ermez şiddetin dozunun yükseleceğini beklediklerini söylüyordu. İstihbarat raporları ise saldırının büyük kentlerde intihar saldırıları şeklinde olabileceğini kaydediyor. Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Söz tekrar sende Özlem. Teşekkürler Pınar. Amerikan basından öne çıkan haberleri hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz. Dünya Çevre Günü'nde ana tema plastik kirliliği, Hindistan'daki kutlamalarda da slogan plastik kirliliğini yok et oldu. Yalnızca çevrecilerin çabaları bu büyük sorunun aşılmasında yeterli değil. O yüzden de hem kişisel hem de hükümet desteğine ihtiyaç var. Zira plastik atıklar artık su kaynaklarını ve içinde yaşayan canlıları boğarak yok ediyor. Tayland'da bir veteriner grubunun ülkenin su kanallarından birinde kıyıya vurmuş bir balinayı kurtarmak için verdiği 5 günlük mücadele durumun ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor. Veterinerler başarılı olamadı ve balina öldü. Zavallı hayvanın midesi aşırı derecede kirlenmiş suda yüzerken yuttuğu 8 kilogram ağırlığındaki plastik torba ve diğer nesnelerle doluydu. Vietnam'dan, Çin'den, Kamboçya'dan ve evet Tayland'dan geliyor. Ve her çeşit çöp var. Çocuk ayakkabıları, tıbbi atıklar, evsel atıklar, çakmaklar. Hızla gelişmekte olan Güney Asya ülkeleri, okyanusa dünyanın geri kalanındaki ülkelerden daha fazla plastik çöp bırakıyor. Bu durum sadece balıkları değil, denizdeki diğer canlıları ve insanları da etkiliyor. Uzmanlar bu noktada birkaç cephede konuyla ilgili mücadele verilmesi gerektiğini söylüyor.
Birincisi bireyleri plastik çöplerin tehlikeleri konusunda eğitmek. Sizden daha uzun süre bu dünyada kalacak çöpler üretiyorsunuz. Belki 500 yıl sonra bu görüntü değişebilir ama bu bile yok olacaklar anlamına gelmiyor. O zaman da aslında daha da zararlı olan mikroplastik parçalar haline gelecekler. Balinanın ölümüne neden olan plastik poşetler aslında tüketicilerin ısrar etmesi halinde biyolojik olarak parçalanabilen ürünlerle değiştirilebilir. Aslında toplum plastik poşet yerine yeniden kullanılabilir çantaları isterse ya da evinden çıkıp alışverişe giderken yanında bu çantalardan götürürse o zaman plastik poşet kullanımı otomatik olarak ortadan kalkar. Bu yüzden eğer herkes katkıda bulunursa çevre daha iyi hale gelir. Uzmanlar bu değişimi sağlamanın uzun sürmesinden korkuyor. Ama merkezi İsviçre'deki kar amacı gütmeyen Trash Hero gibi gönüllü kuruluşlar gezegenimizin plastik çöplerle boğulmaktan kurtulmasına yardımcı olabilir. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Haftanın ilk Stüdyo Washington yayını burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikanınsesi.com adresinde. Hafta içi her gün bu ekranda görüşmek üzere. Hoşça kalın.